Kıymetli öğrencilerimiz merhaba. LGS'ye doğru programının İngilizce dersine tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Alper Hocam. Merhaba Serhat Hocam. Nasılsın hocam? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Biraz buruğum hocam. Neden hocam? Son programı çekiyoruz. Aa, evet, haklısınız. Yani sınavdan önce artık son taktikleri vermemiz gerekiyor kesinlikle öğrencilerimize. Yani. Çok evet. Keyifli bir süreçti hocam. Çok keyif aldık bugüne. Hocam biz de. Çok keyif aldık yani, gerçekten sizinle birlikte. Çok sağ olun hocam. Çok eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben özellikle bir şeyi de vurgulamak istiyorum buradan. Hani bu iş tek başına, hani sadece biz şu an ekranda görünüyoruz ama sadece bizim emeğimizle ortaya çıkmıyor. Evet. Müşit hocam var biliyorsun. Tabii ki. Kendisi bize soru hazırlama konusunda çok yardımcı tabii oldu. Tabii ki içerik hazırlamada. Buradaki ekipteki arkadaşlarımız kamerasından sesine, tekniğine, yönetmenimize kadar bize çok anlayışlı davrandılar bu süreçte. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz biz de. Biraz buruk bir başlangıç oldu ama. Evet hocam. Hocam yapacak bir şey yok. İlk soruyla başlıyorum. Tamam hocam. Ben uçak biletimi aldım, gidiyorum ben. Oo hocam, nereye hocam? Hayırdır? Hocam bu uçak bileti sorusunu özellikle sordum. Çünkü bu sene yine sınavda gelmesini öngördüğüm sorulardan biri. Evet. Sadece sınavla ilgili de değil, hayatımızın her alanında kullandığımız bir şey bu bilet. Evet hocam. O yüzden bu biletin üstündeki olan şeyleri de birazcık tanıtayım istedim. Yine bir müşteri hizmetleriyle bir müşteri konuşuyor. Ve bir uçak biletiyle var. Şimdi according to the information above, yukarıdaki bilgilere dayanarak, which of the following is not correct on the ticket diyor. Bilette hangi bilgi doğru değildir diyor. Evet hocam. Şimdi hocam bilete yoğunlaşıyorum. Worldline Airways. Dünya yolları, işte hava yolları. Hava peki yolları. Çok önemli değil. Hocam burada isim yazar. Biletin sahibi kimse, bilet kime kesilmişse, uçak bileti de olur, otobüs bileti de olur. Biletin sahibi kimse isim burada yer alır. Hocam şu altında from ve to'yu görüyorsun. Burada da nereden nereye gideceğini, yani destinasyonunu belirtir. Kesinlikle. Bu bilet yani gösteriyor ki bize şu an Atina'dan Paris'e doğru gidiyor. Evet. Hocam şurada mutlaka bir tarih vardır. Evet hocam. Biletin tarihinin ne olduğunu mutlaka orada görürüz. Yan tarafında da biletimizin saati vardır, uçuşumuzun saati. O saate de yine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer havaalanıyla gideceksek, yani uçak vasıtasıyla gideceksek mutlaka bir iki saat erken gitmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki check-in işlemlerimizi falan zamanında yapalım. Kesinlikle. Hocam burada yukarıdaki konuşmaya bakacağız. Bilgileri aşağı bakacağız. Hangisi yanlışsa, yanlış olan zaten bizim doğru olan seçeneğimiz olacak. Call center arıyor. Diyor ki Worldline Airways, how may I help you? Nasıl yardımcı olabilirim diyor. Müşteri diyor ki hello, I'd like to make a flight reservation. Bir uçuş rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Nereye doğru? From Athens to Paris. Atina'dan Paris'e doğru. Evet. Yani bahsettiği şey aslında mekan değil mi? Gidilecek yer. Bu konuda bir bilgimiz var. Aşağı baktık. Atina, Paris doğrudur. O yüzden place olamaz. Evet, bu gitti. Hocam, evet. I see, anlıyorum diyor. Single or return? Tek gidiş mi olsun, gidiş dönüş mü olsun? Müşterimiz diyor ki single. Peki, kalıcı single demek olsun. Ki. Tek bir sefer gidiyor, geliyor. When do you want to fly? Ne zaman uçmak istiyorsunuz diyor. Bakıyorum hocam. On March 10 ya da 10th of March. Evet. 10 Mart. Evet. Kartal gözlü öğrencilerimiz hocam, şimdiden görmüştür. Hocam bilete bakıyorum. Mart demiyor. Mayıs diyor. Evet. Ben bunu bir tarihi bir şüphelendim hocam. Hocam devam edeceğim. Tabii. Let me check. Bir kontrol edeyim bakalım o gün hani müsait bir uçuşumuz var mı? We have two flights then. O gün iki tane uçuşumuz var. Evet. At 9:30 and 4:30. Evet. 9:30'da ve 4:30'da. Which one do you prefer? Hangisini tercih edersiniz beyefendi diyor. Beyefendiciğimiz müştericimiz de diyor ki the one at 4:30. 4:30'dakine. Peki tamam. Saate bakıyorum hocam. 4:30'du. Biletin doğru. Üstündeki saat de 4:30'du. O da doğru. All right. What's your name sir? Peki diyor. İsminizi rica edebilir miyim? Biletin üzerine yazacağız. Brian Parker. Bakıyorum hocam. Harf hatası falan var mı? Yok hocam. Yok. O zaman isim de doğru. Neyim de doğru evet. Haliyle zaman doğru. İsim doğru. Geriye tek bir seçenek kaldı. O date. Da date. Yani tarih. Tarihimiz hocam yanlış. Bilet yanar. Yanar hocam. Bilet yanar. Yani 10 Mart dedik Mayıs'a almış. Bir de hani 10 Mart diye gidersin havaalanında o eziyeti çekersin falan uğraşırsın vakit kaybedersin. Bir bakarsın bilete aa Mart'mış. Yani o saatten sonra bir yere gitmese de olur. Hocam kesinlikle. Böyle işte dikkatli olan öğrencilerimiz hayatta da başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Peki bir diğer soruya geçelim mi? Geçelim hocam. Hocam bonus sorusu. Evet. Bir alım satım işi var hocam, sanki burada. Hocam burada bir ikinci el alım satım. Yardımcı oluruz hocam. Yardımcı olalım buyurun. Hocam burada Dean var. Dean arkadaşımız var. Dean kardeşimize hocam, hemen. Hocam 7 yıldır kullandığı bilgisayarı satışa çıkarmaya karar vermiş. Çünkü hadi yeni bir kameraya ihtiyacı var. Okuyalım bakalım. Okuyalım hocam soruyor. Evet. Dean prepare an advertisement to sell his computer and ask his friends.
if they would like to buy it or not. Hocam ilana çıkmış. Evet hocam. Bilgisayarım var, satıyorum. Hani ben bu bilgisayarı satacağım. Belki yeni bir tane alacağım. Başka bir şey istiyorum. Evet. Onu satacağım diyor. Peki. Arkadaşlarınız soruyor ister misiniz diye. Below are the advertisements and his friends answer. Aşağıda diyor. Arkadaşları ilan cevap var ve arkadaşların cevapları var. İlana baktığımızda bilgisayarın 250 dolar olduğunu görüyoruz hocam. Niyeyse new camera diyor. Yeni bir kameraya ihtiyacı varmış. Evet. Dean'in. O yüzden satıyormuş. Evet. Ve 11 aylık bir virüs programı varmış. Hediye olarak onu güzel verecekmiş. Virüs programı şart hocam. Hocam virüs programı olmayan bilgisayarı yok. Çöker hocam. Çöker, sıkıntı vallahi olur. Ve 7 yıllıkmış bu. 7 yıldır kullanıyor. Hocam düğmeye bastın, açtın bilgisayarı, gittin, elini yüzünü yıkadın falan. Tabii. Üstünü başını çıkardın, okuldan geldin. Anca daha ekran anca, gelen. Ancacık giriş ekranı hocam. Anladım. Akıllı. Evet. Anladım. Satmak da bence mantıklı evet, bir fikir. Kesinlikle. Peki. Evet, hocam hangisi alır? Hocam şöyle bakınca mı? Hocam bir okuyalım. Sam alır mı? Sam alır gibi geldi. Bir okuyalım, okuyalım bakalım. Carl ne demiş hocam? Hocam Carl demiş ki, I need a new computer with a camera. Kameralı bir yeni bilgisayara ihtiyacım var. I'm going to use it for my video classes. Video derslerim için kullanacağım. Online diyor. Derslere Zoom'dan falan girecek hocam, hocam. Hocam bu kameralı istediğine göre demek ki bu şeyde Dean'inkinde kamera yoktu. Uygun değil bu. Karlı olmadı hocam. Evet. Jack'e bakalım. Jack diyor ki, I'm searching for a new computer nowadays. Son günlerde diyor yeni bir bilgisayar araştırıyorum. Fakat I have only $200. Hocam. 200 doları varmış. Yetmedi. Yani yetmedi hocam. Yetmedi hocam. Jack'i de eliyoruz hocam. Gitti Jack'te. Hocam Bobby'ye bakalım alacak mı? Bobby diyor ki, I want to buy a computer to play online games. Online oyun oynamak için bir bilgisayar almak istiyorum. So I need a computer that has the latest equipment. Son teknoloji evet istiyor. Hocam bu tam gamer hocam, adam. Hocam bilgisayar 7 yıllık. Evet hocam. Çok zorlanır. Kesinlikle. Yani oyun açarken çok zorlanır çünkü hiç en son... Dediği... Evet. Yok, özellikler olmaz. Bobby'ye de uymadı hocam. Evet hocam. Hocam Sam diyor ki, I need to buy a computer to finish my school project. Okul projemi bitirmek için bir bilgisayar almak istiyorum. The computer should have a virus program. Hocam. Virüs programı da olmalı diyor. Hediye hocam, ediyordu zaten. Hocam 11 bir hediyesi oldu. Tam istediği gibi. Hocam kim oluyor? Sam. Sam'e hayırlı olsun diyoruz hocam. Sam'e hayırlı olsun hocam. Diyoruz. Güzel bir soru. Cevabımız D. Hocam burada özellikle bazı kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin özellikle and, but, so ve because bağlaçlarına hakim olmaları gerekiyor. Evet hocam. Hocam but'ta genellikle şöyle bir şey vardır. Olumlu gelen bir cümleyi olumsuza, olumsuz gelen bir cümleyi olumluya çevirir. Yani şöyle mesela işte ya Serhat hocam sen çok iyi bir öğretmensin ama dediği zaman ekstra bir şey söylemesine gerek kalmadan evet cümlenin gerisinde sanki bir olumsuzluk evet geleceğini hissedersin. Hı-hı. Hocam because'da da bir sebep açıklar. Tabii. Der ki hani ortada bir durum var çünkü diye ya da çünkü diye açıklamaya başlar. Evet. Hocam so'da öğrencilerimizin aklında şöyle sonuna nuç yazarsam sonuç olarak kalsın. Evet, evet. Hani so bu yüzden demek. Hı-hı. Ortada bir durum vardır ve bunun sonucunda bir evet şey gerçekleşir. Evet. O zaman da İngilizce'de so bağlacı kullanılır. And bağlacını zaten birçoğumuz biliyoruz. V anlamına geliyor. And ile or biraz karıştırılıyor. And V demek, or ya ya da ya da demek. Aynen. Soru köklerinde bu bağlaçlara da dikkat edersek çok rahatlıkla sorularımızı çözeriz. Evet, son hocam sorumuza geçelim mi hocam? Geçelim hocam. Buyurun. Hocam yine bir bonus soru olarak hazırlamıştık bunu. Hı-hı. According to the information above, yukarıda verilen bilgiye göre, which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Bakalım hangisi doğruymuş. Hocam 36 öğrenci yine bir survey gerçekleştirmişler, bir anket gerçekleştirmişler. Evet. İnternet kullanımı ile ilgili aşağıda da sonuçlar var. Öğrencilerin sayısı burada yazıyor. Neden interneti kullandıklarının açıklamaları ise burada yazıyor. Evet. Şimdi bakıyorum. To translate text, çeviri yapmak için kullanan 12 kişi var. To find different recipes, farklı yemek tariflere bakmak isteyen 10 kişi var. To order food from a restaurant, hocam yemek siparişi vermek isteyenler var. 8 kişi. 8 kişi to solve puzzles, puzzle çözmek isteyen ya da hani böyle kendini geliştirmek isteyen 6 kişi var. 6, evet. Şimdi okuyoruz hocam cümleleri. A'da diyor ki, A students use the internet to learn something in a foreign language. 8 tane öğrenci yeni bir dil öğrenmek için interneti kullanıyor. Bakıyorum, hayır. Yeni 12. Bir dil, yeni bir dil isteyen 12. Evet. Burada diyor ki 8. O yüzden bu olmadı. Bu doğru değil. Yanlış. The least popular use of the internet is playing educational games. En az popüler olan eğitici oyunlar oynamaktır diyor. Aslında puzzle baktığınızda eğitici bir oyun. Tabii. Buradan yakalayabiliriz hocam. Tabii. Educational games'i puzzle ile eşleştirebiliriz. Bu kalsın. Ben de bir şüpheli kaldı bu seçenek. Evet, devam ediyorum hocam Ceyhan'a. Most of the students use the internet to buy something to eat. Öğrencilerin belli bir çoğunluğu
interneti yemek sipariş etmek için kullanıyor. Hı hı. Bakıyorum 36 kişide 8 kişi söylemiş. Çoğunluk değil. Çoğunluk değildir. Yani çoğunluk olması için yarıdan fazlası olması gerekiyor demiştik. O yüzden most of the kalıbını o şekilde tabii kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Bu da yanlış. Half of the students diyor Denizli'de learn how to cook something using the internet. Öğrencilerin neredeyse yarısı, hı hı, kesinlikle tamamı demiyor ama neredeyse yarısı, hı hı, internetten yemek pişirmeyi ya da bir tarif yapmayı öğreniyor diyor. Hı hı. Bakıyorum 10 kişi ama bizim toplamımız 36'ydı. 36'nın yarısı 18 yapar hocam. Yani tamam. 18 demesi için, yarısı demesi için 18 olması gerekiyor. O yüzden bunu da eledik. Doğru cevap haliyle Bursa kaldı hocam. Kesinlikle. Hocam genel olarak baktığımızda verimli bir program oldu. Evet, umarım hocam öğrencilerimiz de soruları dikkatli bir şekilde izlemişlerdir. Biz soruları çözerken, kilit kelimeleri gösterirken, kesinlikle, notları almışlardır. Gerçek hayatta yaşadığımız hayatla bir bağlantı kurmuşlardır. Zaten sınavda çok az süre kaldı biliyorsun. Evet hocam. Öğrencilerimize son bir tavsiyen var mı? Yani hocam tüm dersler için konuşabiliriz gerçi ama İngilizce konusunda dersek özellikle bu kelimelere, keywords dediğimiz kelimelere çok dikkat etmeleri gerekiyor. İfadeleri tekrar etmeleri gerekiyor, akıllarında kalsın çünkü. Bu ifadelere çok yer veriyorlar. Hı hı. Yani bol soru çözmeleri gerekiyor. Çünkü bu soru tipleri hep karşılarına çıkacak. Burada çözdüğümüz soru tipleri karşılarına mutlaka çıkacaktır. Daha faydalı olacağını düşünüyorum bu şekilde çalışırlarsa inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam verdiğin kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim Serhat hocam. Çok güzel, çok keyifliydi. Çok sağ ol. Çok sağ olsun hocam. Kıymetli öğrencilerimiz, programımızın sonuna geldik. Umuyoruz siz de sınavda elinizden gelen en iyi başarıyı gösterecek ve hayal ettiğiniz liseye inşallah gidebileceksiniz. İnşallah hayal ettiğiniz şekilde sınavınızı güzel bir şekilde tamamlayacaksınız. İnşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.